Şimdi kardeşlerim size bir sarımsak yağı yapacağız. Bu sarımsak yağı en çok Serap Hanım'a yarıyor. Serap Hanım'ın bir mucizesi sarımsak yağı. Saçların bir mucizesi en benim. Çok, ama çok bak evet, ya biliyor evet, musun? Evet, ben senden öğrendim ya, yani. Doğru haklısın. Benim saçlarım ben yandı bir ara, o kadar çok döküldü. En çok da bu sarımsak yağının faydasını gördüm. Gerçekten şimdi gördüm. Şimdi sarımsak yani... yağını nerelerde kullanacaksınız kardeşlerim? İyi dikkat edin. Sarımsak yağını muhakkak saçlarınıza kullanacaksınız. Saçlarınızın diplerini canlandırmada çok büyük özelliği var. Sadece kokusu var. Burnunuz tık... Evet kokusu var ama... Kokusu var yani evet. Süreceksiniz bir saat, bir buçuk saat duracak. Ondan sonra normal saçlarınızı yıkadığınız zaman koku falan kalmıyor. Yine de koku kalma şüpheniz varsa, son suyunuza 3 litre suyun içine bir fincan kadar sirke koyup duruladığınız zaman en ufak bir koku kalmıyor, evet, merak etmeyiniz. Evet evet. Yani kesinlikle... Nasıl sarımsak doğradığınız zaman ellerinizdeki kalan kokuyu nasıl çıkartıyorsanız aynı yöntemle saçınızdaki kokuyu da çıkartabilirsiniz sirkeyle. Aynen. Şimdi kardeşlerim hemen devam ediyoruz. Sarımsağın bir sürü faydaları var. Çok. Bu sarımsak yağının da nelere faydaları var? Mesela diyelim ki sesinizle ilgili bir iş yapıyorsunuz. Hı hı. Sesinizin güzelleşmesini istiyorsunuz. Her gün akşamları yatarken bu sarımsak yağından içtiğiniz zaman seslerinizde çok muazzam faydası var. Boğazınızda enfeksiyon var, bu sarımsak yağından içebilirsiniz. Nezlesiniz, burnunuz tıkalı, sarımsak yağını şu burnunuzlarınıza sürerseniz çok faydası var. Kansere karşı kansere çok faydası karşı, var. Evet. Doğru, onu anlatacağız biraz sonra. Sarımsağın genel olarak faydalarından birisi. Bütün dünyada %30 azalıyormuş evet kanserin. Doğru. Bütün üzerinde. Dünyada ispatlanmış bir şey var ki soğanın, sarımsağın, bilhassa sarımsağın kansere karşı koruyucu özelliği var. Artı. Antibiyotik özelliği var sevgili kardeşlerim. Doğal antibiyotik özelliği var. Oo çok güzel bir şey getirdiler. Hemencecik benim arkadaşlarım çok güzel bir kartopu yapmışlar. Şöyle harika koyalım. Olmuş. Kardan evet, adam isteyelim. Yapmışlar. Kartopundan kardan adam yapmışlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Sevgili kardeşlerim şimdi sarımsak yağı nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Yaklaşık 1 litre saf zeytinyağı alıyoruz. 1 litre saf zeytinyağı alıyoruz. Diş sarımsaklarımızı aldık ama bir özelliğimiz var. Bu diş sarımsakları şöyle birer sefer ezip koyacağız. Nasıl ezip koyacağız? Muhakkak şöyle ya bıçak arasında ezebilirsiniz ya da havanda bir sefer ezip koyacaksınız. Yani şöyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle ezeceksiniz. Bakın ezdim. Öyle atacağız ya da havana koyacağız. Havanda sarımsak döveceklerini de şöyle dövüp atacağız. Kaç tane? 20 diş sarımsak. Ne kadar yağ? 1 litre saf zeytinyağının içine 20 diş sarımsağı koyacağız kardeşlerim. Muhakkak ezmeniz lazım. Ezmezseniz bu kadar güzelliği çıkmıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Önceden ezmeyin. Ezip hemen atın. Neden? Bazı şeyler hemen havaya karışıyor bunun içindeki özel maddeler. Karışmasın yağın içine kalsın diye. Taze taze yani sıkın hemen atın. Hani sıkmıştım dolapta duruyordu. Getireyim koyayım öylesi iyi olmuyor haberiniz olsun. Şimdi hemen sıkacağım. Bakın biz size sırf bunu göstermek için önceden yapmadık. Bakın böyle yapacağız. Ezeceğim hemen öyle atacağım ki o zaman çok güzel oluyor. Sakın bunu ihmal etmeyiniz kardeşlerim. Bunu özellikle belirtiyorum. Ne kadar demiştik? 1 litre saf zeytinyağının içine, ne koyuyoruz? 20 diş sarımsak koyuyoruz. Kardeşlerim, bu sarımsakta da özellik bir şey söyleyeyim. Sarımsaklarda şimdi bir şey var. Bakın şu bir sarımsağa bakın. Bir de şöyle bir sarımsaklar var. Ben saygı duyuyorum bunlara ama ben size her zaman bu sarımsakları bizim bildiğimiz o küçük demeyeyim de orta boy sarımsakları tercih edin diyorum. En güzel sarımsak da bizim bildiğimiz Kastamonu'muzun taş köprüsünde oluyor. En doğal sarımsak orada. Çünkü sarımsağın yetiştiği toprak çok önemliymiş sevgili kardeşlerim. Selenyumlu topraklarda yani gençlik aşısı olan topraklarda yetişiyor sarımsağın iyisi. Taş köprümüzde de öyle bir toprağımız var. En güzel sarımsakları benim bildiğim Taşköprü'de ama diğer Anadolu'muzun diğer yörelerinde de yetişenler güzeldir. İman edin. Ama ben size çok böyle koca koca olmuş sarımsaklardan ziyade bu doğal görünümlü sarımsakları tercih ediniz diyorum. Bunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Nasıl yaptık şimdi? 1 litre saf zeytinyağına 20 diş koyduk. Ondan sonra bunu gelip gidip aklımıza geldikçe
tahta kaşıkla ezeceğiz. Ya da her zaman olduğu gibi bizim bir bastıracağımız vardı. O bastıracağımız neredeydi? Evet, neyse. Bu. Böyle bir... Bu değil mi? Bu girmez içine. Ha, bu girmez. Evet, küçüğü tamam. Vardı, küçüğü. Heh, bakın şöyle... O da girmedi. Girmedi. Öbür kavanozumuza giriyor, buna girmedi. Neyse, böyle bir şeyle bastırabiliriz. Başka bir yer gibi yapıp bastırabilirseniz iyi olur. Kaç gün duracak, kaç gün duracak? Gidip gelip karıştıracaksınız, tahta kaşıkla ezeceksiniz. En az 20 gün durması lazım. Hı hı. Güneş görürseniz, hafif de olsa güneş muhakkak gösteriniz. Serin bir yerde dursun onun dışında. 20 gün sonra süzeceksiniz, işte size sarımsak yağınız hazır. Sevgili kardeşlerim, şimdi reklamlara gitmek evet, zorundayız. Ben de harika bir karışım yapacağım. Hemen araya çok giriyorum. Çok özel yapacakları evet, var. Çok kalp damar sistemine de çok faydası var. Aynı zamanda gençlik iksiri olarak da geçiyor. Doğru. Çok da soru var. Sarımsaklı, limonlu. Feridun Bey'in karışımını bu sefer ben yapacağım. Evde kaptı de yaptığım beni gibi. Benimle sevgili seyirciler. Bugün ben anlatacağım. Ama evde dedi, de tamam. Ben yapıyorum. Ben de susacağım evet. Dedim. Doğru. Evde ben yapıyorum. Sen anlatıyorsun. Bu ne biçim iş dedi. Peki sen yap dedik. Şimdi evet. Reklamlardan sonra buradayız.